Bazen tarih tekerrür ediyor değil mi Mehmet? Green Book'la Black Klansman karşı karşıya gelmişti. Spike Lee'nin filmi Green Book kazandı. Bayan Daisy'nin Şoförü döneminde de yine Spike Lee'nin Doğruyu Yaptığı The Right Thing filmi vardı. O kaybetmişti. <laughs> Bayan Daisy'nin Şoförü kazanmıştı. O zaman da yine aynı ırk meseleleri çok tartışılmıştı Amerika'da. Aslında bu çerçeveden bakmakta da bir yarar var. Yani biraz tabi lüzumsuz bir agresiflik olabiliyor filmlere karşı. Ama ben mesela gerçekten de Green Book'un haddini aştığını düşünüyorum. Bu filmin aştığını düşünmüyorum. Son derece zarif, iyi niyetli ve başka bir açıdan geliyor. Ha. Ee, diyebilirsin ki aradan geçen hani 30 yıl içinde e, bakışımız değiştiğinde de e, bu filmde sorun görebiliyor muyuz? Mesela ben bülbül öldürmeyi çok severim ama onda da aynı şey çıkıyor. Yani özellikle beyaz kurtarıcı meselesi çok çok tartışılıyor. Fakat burada öyle bir şey yok, bir beyaz kurtarıcı meselesi yok. Ee, mizah var. ...ve gerçekten de e, Amerika'nın e, iki dışlanan, ayrımcılığa uğrayan kesimini temsil ediyorlar. Sınıfsal olarak çok ayrı yerde dursalarda. ırksal olarak da tabii e, hala daha bir beyaz ayrıcalığı olsa da. Yine de ben e, yani Bayan Daisy ile e, şoför arasındaki hani ilişki ve sıra dışı e, dostluğun... ...hani bir kurtarıcı meselesine girmediğini düşünüyorum. Evet bir de bu filmde daha zarif, daha incelikli bir yan var. Şimdi... Hı -hı. Green Book'ta biz ayrımcılığı çok sert bir şekilde görüyoruz. Yani fiziksel olarak görüyoruz. Hakaret ediliyor, görüyoruz, öfkeleniyoruz, sinirleniyoruz. Hı hı. Yani ayrımcılık çok somut olarak karşımıza çıkıyor. Bu filmde hissediyoruz. Bir tek yer hariç orada ya yani onlar birlikte bir yolculuğa çıktıklarında evet. bir göl kenarında duruyorlar. Hı, hı İşte orada yemeklerini yiyecekler ve devam edecekler. Ve gerçekten çok güzel bir sahne. İlk kez Miss Daisy kalbini açıyor. Hı hı. Çocukluğundan anılar anlatıyor. İlk kez Okyanusa gittiğini, Meksika Körfezi olduğunu, tuzlu suya işte elini soktuğunu evet. gerçekten kalbini açıyor. Hı hı. Ve onların arasındaki o mesele giderek hani o şoför ve işte e, o mesele Kapitli değişiyor. E, evet. Şey patronu meselesi. Evet. Aynen hı hı. çok aksın. O ilk kez değişiyor. İkisi eşitleniyor ve arkadaş oluyorlar. O sahne onun çok net bir şekilde zaten öyle bir şey hissediyoruz biz. Hı hı. Onların arkadaş olduklarının çok açık bir kanıtı ve biz bir anlamda bütün dünyayı unutuyoruz. Göl ve onlar orada o güzel sohbetti. Bir anda genç bir polis, beyaz bir polis geliyor hı hı. ve onları küçümseyen bir tavırda başlıyor. O kadar şey ki bak küçücük bir şey ama çok geriliyor ve filmi ne kadar sev ya yani, o sahneyi unutmazsın. Aklında kalıyor. Ama çok basit diyorsun. ama çok güçlü geliyor yani oradaki onların oradaki nasıl göründüklerini, beyazlar tarafından nasıl görüldüklerini, aslında ne kadar büyük bir ayrımcılığın kurbanı olduklarını o an hissediyorsun. Çok Tabii. da kaba davranmıyorlar aslında. Ama gittikten sonra öyle bir lafıydı var ki. Evet arkalarından <laughs> söylediği şey çok korkunç yani. Hani sen ucuz kurtuldular aman yani her an başlarına bir şey gelecekti diye bakarken hani polisin ağzından çıkan cümle yani gerçekten çok yaralayıcı. Yani yaşlı bir Yahudi kadınla e, şey e, o da evet. tabii kullandığı kelime zenci yani İngilizce, siyah iple evet. demiyor. Zenci şoförü ne acıklı bir manzara diyor. Hı hı. o çok etkileyici İşte bir anda gösteriyor bizi. ben işte filmin o tarafını seviyorum çok incelikle anlatıyor onların üzerindeki ırkçılık baskısını hı. çok güzel bütün film boyunca biz hissediyoruz ama dolaylı yönden hissediyoruz hı hı. onların arkadaşlıklarının gelişimini ilişkilerinin gelişimini izlerken onu görüyoruz bundan film bu konuda çok açık bir şekilde her ikisinin de kökenlerini etnik kökenlerini hı hı. işte listeizinin Yahudi kökenlerini ikisinin de mensup olduğu kiliseleri bu konularda çok açık bunları gösteriyor gündelik hayatın içerisinde evet. biz bunları iyi izliyoruz bir taraftan hı hı. yani e, orada aslında üç ayrı mesele var bir din e, iki ırk üç sınıf e, film bunların e, hiçbirine e, net olarak girmiyor hepsini gösteriyor bırakıyor ve yani arkasını bizim tamamlamamızı istiyor Ben yani bu halini iyi, iyi buluyorum ee, ama mesela bütün odak noktasının bayan Deyiz olduğunu kabul etmek lazım. Yani orada bir e, eşitlik yok. Yani bayan deyizinin dünyasında geçiyor her şey. O bayan dayızının dünyasına artık yaşını aldığı için otomobil kullanırken hani refleksleri zayıfladığı için e, gitgide zenginleşmekte olan oğlunun soktuğu bir e, şoför var. E, ve Hawk da e, böyle sanki daha rahat. Eşitmiş gibi davranan bir çalışan olarak geliyor. Yani e, Amerika'da çok katı bir ırk ayrımı rejim olarak devam ederken e, filmin oradaki vurgusu kölelik kalktı. O bir işçi, hatta kendi e, şeyin ücretinde belirleyebilen işçi diyor. Orada biraz tabi e, döneme göre fazla ilerici davranıyor film diyelim. Çünkü e, kazın ayağı öyle değil. Nitekim sonra yavaş yavaş buradaki farklılıkları gösteriyor. Bence filmde tedirgin edici olan tek şey, Hawke'un da bir takım e, ön yargıları olduğunu söyleyip, hani sanki ikisini eşitlemeye çalışması. Mesela Bayan Deetz oğluna karşı sürekli şunu söylüyor. Ben ön yargılı değilim, ben ön yargılı değilim. Yani istemediği şey bir şoför, kendi kendine yeten olmak, Hawke'un siyahi olmasıyla ilişkili bir durum yok demeye çalışıyor. Öte yandan Hok da iş istemeye geldiğinde yani bugün mesela sorulması son derece nahoş olacak. Hani siz Yahudisiniz değil mi? Ha, ben siz, sizin insanlarınızla çalıştım hani demesi. Yani onun da Hristiyanlık kartını sanki kullanırmış gibi yapması gibi nahoş bir durum var orada. Yani bence filmin tedirgin edici tek yanı o. Yani asla Hok'un ailesini, hayatını, Görmüyoruz, ondan bir kesit yok. Neredeyse hukum varlık nedeni bayan değiziye hizmet etmek gibiymiş gibi görünüyor. Dolayısıyla çok da karşılıklı bir dostluk olmadığını söylemek zorundayım. Evet, finalde torununu görüyoruz. 37 yaşında Hı -hı. olduğunu söylüyor ve bir kolejde öğretmenlik yaptığını söylüyor. Yani Hı -hı. onun ailesi de yani onda bir tek orada görüyoruz. Evet. ve Şimdi şöyle bir şey var. Haklı olabilirsin ama e, yani hakikaten Morgan Freeman oynadığı karakter, hok karakteri daha değil. Hiç yalaka birisi değil. Yani Hiç. laflarını çok net bir şekilde söyleyen bir karakter. Evet. Daha ilk başta zaten aslında çok da konuşkan bir karakter. Onu <laughs> görüyoruz yani. İlk başta patronuyla yaptığı, işvereniyle yaptığı konuşmada da çok konuşkan davranıyor. Rahat davranıyor. Ve ikisi arasındaki en önemli ayrımlardan bir tanesi aslında birisi yani Jessica Tandy'nin oynadığı karakter Miss Daisy. Asetik diyeceğimiz bir karakter. Yani hı hı. hayattan haz almaktan hoşlanmıyor. Hatta gösterişten hoşlanmıyor. Zenginliğin kendini göstermesinden hiç hoşlanmıyor. Yani ona asetizm deriz. Hı hı. Yani hazcılık karşıtı bir yaklaşımı var. Hı. Yani ben hazcı olmam. İşte beni kesinlikle sinagogun önünden işte almayacaksın. Hı hı. İlk sırada olması onu çok rahatsız ediyor. Büyük bir soruna yol açabiliyor. Öteki tarafta ise hazcı bir adam var yani. Ee, tam tersi diyor ki ben sizin paranız bende olsaydı gösterişli bir şekilde harcardım. Herkes de görürdü para harcadığımı diyor. O hmm. ikisi, o ikisi arasındaki karşılık böyle bir karşılık da var ve bu böyle film boyunca da sürüp gidiyor. Yani ikisi aslında karakter olarak da zıt karakterler. Bir tanesi belirli bir anlamda yine kendi etnik kökenindeki yaklaşımı yansıtıyor. Gerçekten de onlar gösterişli olmamaya çalışırlar. Hmm. Böyle bir durum da vardır yani. O zenginlik anlayışını kesinlikle göstermeyelim diye aileden gelen bir gelenek var. Ee, ama bu, bunu kesinlikle paylaşmıyor. Zaten ikisinin de e, kiliselerini gördüğümüz zaman mesela oradaki bir cenaze törenindeki o şarkıyı evet. değil mi? Oradaki çok farklı yaklaşımları da görebiliyoruz. Havra'da e, evet. yani geçen epey sahne var aslında çünkü düzenli olarak gidiyor Bayan Deyze Havra'ya. Evet ve arkadaşlarına hani şoförün var arabam var diye hava satmak istemeyen bir hali var. Halbuki başka şoförler ve arabalarda var havraya gelen. Ee, öte yandan da oğlunun hani sürekli e, servetin arttırdığını, fabrikasını büyüttüğünü de zaman içinde bize gösteriyor. Çünkü çok uzun bir zamana yayılıyor nihayetinde film. Ee, ama Bayan Deyzi'nin mesela sürekli biz biz Forsay tokanda otururken i̇şte böyleydik da. böyleydik dediği şey var. Şunu anlatmayayım. Yoksulluk şey. kökeni. Ben çalışarak kazandım demek istiyor. Yani bendi dediği kendisi çalışmamış, kendisi öğretmenlik yapmış ama belli ki eşi ve oğlu çalışmış. Yani kendi işimi kendim görürdüm. Yani mesela işte. Adelaide ne kadar hani e, severse sevsin yani evde sürekli bir çalışan olmasından o kadar da memnun değil yani. Hani keşke kendi kendime yetebilsem, kendi işimi kendim görebilsem hani diyen birisi. Yani bunu takdir ediyorum. E, görgüsüzlükten hoşlanmıyor. Evet. Ben görmemiş değilim. <laughs> hani altını çizmeye çalışıyor. Bunlar tabi e, tabii ki Bayan Deydin'in karakterine ait olumlu özellikler. Ama yani bütün bu olumlu özelliklerin ee, Hulk'a da yansıtıldığını söyleyemeyeceğiz o bu noktada. <laughs> evet. Hulk daha farklı birisi. Yani evet. ondan hiç. Orada mesela o tartışmadan da çok Hı -hı. sert bir şekilde diyor ki ben benim bir işe ihtiyacım var. Sizin de bir şoföre ihtiyacınız var. Bence bu konuyu artık kapatalım diyor. Hı -hı. Çünkü gerçekten orada kilisede yani kilisede değil de havranın yani Havra önünde evet. birinci sırada olmasından dolayı kendisine yani o onu göstermesi, o tavrı göstermesi artık onu çok rahatsız ediyor. Dayanamıyor artık onu mesele. Evet. Yani orada onun da kırmızı çizgisi ortaya çıkıyor bir anda. Kırmızı çizgisinin ortaya çıktığı bir başka anda Martin Luther King konuşmasına gittikleri gün. Ya. Şimdi orada zaten hani bence önemli bir laf ediyor. Gerçekten. Yani çok şey değişti ama değişen fazla bir şey yok diyor. Tabii. Şimdi Miss iki tane davetiyesi var. Hı hı. Ve o konuşmayı Hawk'la birlikte gidip izleyebilirler. Evet Ama izlemiyorlar. Hayır. Zaten oğlu da bunu söylüyor. Neden huku çağırmadım diyor. Yani orada bir mesele var. Birlikte izlemiyorlar. Yani sonuçta o radyodan izliyor. Orada da, orada da diyor ki çok şey değişti diye düşünüyorsunuz. Siz şu an Martin Luther King'i izlemeye gidiyorsunuz. Ama aslında değişen çok şey yok diyor. Bence orada çok önemli bir laf ediyor Hawk karakteri. Ve o da benim aklımda kalan laflardan bir tanesi. E, Martin Luther King de Georgia'lı değil. Atlanta, Georgia doğumlu. Evet. E, o da filmde önemli bir yer işgal ediyor değil mi? Tabi Şimdi e, bütün bu sivil haklar hareketinin Yükselmekte olduğu yıllarda Geçiyor evet. e, Yavaş yavaş aslında Bayan Daisy'nin de buna eğilim göstermeye Başladığını görüyoruz Ama mesela Bayan Daisy'nin eğilim göstermeye Başlamasının kendisine postayla Gönderilen e, Martin Luther King e, konuşma davetine icabet etmesinin nedenini Film e, daha acı bir olayla açıklıyor Hatta benim filmde zannedeceğim e, en çok eleştireceğim sahne odur e, her zamanki gibi e, Şabat günü Havra'ya ibadet etmeye giderken Bayan Deyzi yol tıkanıyor ve bir, bir bakıyorlar ki Havra bombalanmış. Görmüyoruz bu şiddet eylemini ama böyle bir mesele olduğunun farkındayız. Yani Bayan Deyze hala daha şaşırıyor. Kim yapar bunu diyor. Hawke'un oradaki cevabı çok önemli. Hep aynı kişiler Bayan Deyze, hep aynı kişiler. Film adını vermeden Ku Klux Klan gibi ama aşırı ayrımcı bir şey terör grubunun eylemlerinin sadece siyahlara karşı değil Yahudilere karşı da devam etmekte olduğunun altını çiziyor. Çünkü güneydeler, Georgia güney eyaleti. Bütün güney atmosferi zaten filme sinmiş durumda. Doğasıyla, insanların aksanlarıyla, hayat tarzıyla, o büyük malikanelerle. Yani daha açılış sahnesinden gördüğümüz bir şey var. Bütün patronlar beyaz, bütün çalışanlar siyah. Ve bu aradan geçen yıllar boyunca hiç değişmediği için Bayan Daisy orada ne olursa olsun hala daha ırkına ve sınıfına sadık kalarak Hawke'a benle birlikte konuşmaya gelir misin diyemiyor. Şoför koltuğunda önde oturan, kendisinin de arkasında oturduğu arabadaki hiyerarşi içeriye de taşıyor. Bir sempati gösteriyor Martin Luther King'e ama niye? Çünkü Martin Luther King zaten bir vaiz, zaten bir lider, yani zaten belli bir konumu var. Onu dinlemeye gidiyor ama Hawke koluna takıp götürmüyor. Evet işte ben hocam, orada hocam. filmin Miss Daisy eleştirdiğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü bir de daha sonra işte Aydel'la öldükten sonra bir, bir yemek yapma hikayesi var. Şimdi hı hı. orada birlikte tavuk kızartıyorlar. Ya. Yeah. Tavuk kızarttıktan sonra ikisi ayrı yerlerde yemek yiyorlar. Karşılıklı yemek evet. yemiyorlar. Burada bence Daisy'nin kendi kafasındaki o sınıfsal engelleri yıkamamasına dair ciddi bir eleştiri olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Hem Martin Luther King sahnesinde hem de orada o yemek evet. sahnesinde var yani böyle bir şey o kıramıyor kafasında. Ama finalde finale doğru artık her şeyini kaybettiğinde bütün o havası gittiğinde, bütün o iktidarı gittiğinde hı. ve gerçekten kendi kendisiyle o e, gitme hasta olduğunda hı hı. sen benim en iyi arkadaşımsın diyor. Evet. Orada işte gerçekten kalbini tümüyle açıyor. Kalbini tümüyle açtığı bir an var. O da aslında geçmişte sürekli kendisini biraz sıktığını, kastığını gösteren bir sahne hı hı. o orası. Hı hı. Çünkü o gerçekten onun en iyi dostu. Ve onunla birlikte o konuşmayı izlemesi gerekiyordu ve yemeklerini de birlikte iki arkadaş gibi yemeleri gerekiyordu aslında. Evet, aslında Hook'un e, Bayan e, Daisy'ye bütün o hani aksiline e, ve diyelim hani hiyerarşik havalarına rağmen çünkü gerçek bir hiyerarşi bile değil o e, ne kadar sevip önemsediğini o kar fırtınasında görüyoruz. E, Hook o karda kışta kayarım düşerim demiş. Sonuçta Hulk da 70'ini aşmış bir adam filmin o sahnesinde. Kalkmış gelmiş bayan deyize evde yalnızdır bir şeye ihtiyacı olur diye. Oğlu daha yeni telefon açıyor. Anne durum çok fena hani gelebilirsem geleceğim sana bir bakacağım diyor. <laughs> yani orada aslında bayan Daisy'nin söylediği hoş bir şey var. Ne işin var bugün artık buraya kadar gelmişim bana eşlik etmekten başka diyor yani. Aslında yarenlik etmekten başka diyor. Ee, ama kendisi aynı yarenliği gösteremiyor. <laughs> evet bence film orada onu çok inceden eleştiriyor zaten o mesleği. Evet. Onu kıramadığını gösteriyor çünkü finalde de hatta yani ona o kadar bir taraftan da rahatsız ki. Bir taraftan hatta oğluna diyor ki sen git hemşirelerle konuş. Ben Hulk'la ben konuşmak istiyorum diyor. Evet. Çünkü o onun yani arkadaşı hatta neredeyse o bir bebek gibi ona yemek yediriyor. İşte o şükran evet. günü pastasını yediriyor. O final sahnesinde ...bir anlamda geçmişteki kendi hatalarını da ben gördüğünü düşünüyorum. Filmin bunu Hı -hı. inceden hissettirdiğini düşünüyorum. Zaten en başında da söyledim yani filmin bütün bu, bizim bütün bu konuştuğumuz meselelerin hepsini... ...çok güzel bir dramatik yapı içerisinde bize sunuyor, hissediyoruz, evet. anlıyoruz. Yani böyle çok açık açık konuşulmuyor her şey, hissediyoruz. Bir mesela o Havra'nın bombalanmasının hissine baktım ben 1966 yılında. Çünkü Hı -hı. 1966 Noel'inden sonra oluyor. Tam o tarihlerde bir bombalama olayı yok aslında... Ama 1958'de bombalanmış. evet. Ve bombalanma amacı da şu hatta bütün bir saldırı başlatmak. O o bölgedeki evet. Yahudilere ve Afrika kökenli Amerikalılar'a karşı bütün oradaki beyazların bir saldırı başlatması için evet. o bombalama gerçekleşiyor. Hiç kimse ölmüyor fakat ondan sonra gerçekten de oradaki sivil haklar hareketleri çok güçlenmeye başlıyor. Çok güçleniyor işte biraz da mistezy'nin etkilenmesi de tam da o bombalama olayını yani oranın tarihinde var filmin içerisinde. O evet, demek istiyorum. Evet. Biraz 66-58 arada bir fark var ama o bombalama önemli bir bombalama. O oranın halkı için. Tabii yani nasıl olmasın zaten bir ibadethane'ye evet. bomba atma meselesi Amerika kıtasında yani çok da görülmüş bir şey değildi o döneme kadar. Okay. Yani o daha çok şeyde eski kıtada, yaşlı kıtada o hastalıkların sirayet etmesi diyoruz. Ama öte yandan da yani o mesela Güney Afrika'daki rejimin adı apartheid olarak konmuşken Amerika'daki rejimin adı hiçbir zaman konmadı. Hep iç savaş oldu, kuzey kazandı, kölelik kaldırıldı, teranesiyle devam ediyor. Terane diyorum gerçekten. Çünkü gerçek durum bu değil. Yani gerçek durum hiç kimsenin haklarına sahip olamaması. Ee, mesela Bayan Daisy'nin e, durumun ne kadar farkında olmadığını gösteren ayrı bir sahne var. Hatırlarsan yolda gene giderlerken Hawk yolda durmak e, ve ihtiyaç gidermek istiyor. E, bayan Daisy niye diyor benzincide ihtiyacını gidermedin? Hawk isyan ediyor. Biliyorsunuz ki benzincideki tuvaletleri Afrikalı Amerikalılar kullanamıyor. Afrikalı Amerikalılar evet. demiyor zaten. Biz kullanamıyoruz diyor. Biz evet. Yani Bizim mesela şu anki düzeltilmiş dilimizde kullandığımız Afrikalı Amerikalı kavramı yok mesela. Öyle bir dönemden geçiyor. Ve yani sen de sınıfın ve ırkın eğer aynı değilse ezilenle hiçbir şeyin farkında olamayabiliyorsun. Bayan Deyzi'nin durumu da tas tamam bu aslında. Evet. İşte zannediyorum yani eleştirilerin kaynağı bu. Her şeye rağmen bu kadar hani e, ne diyorum şuursuz ırkçıları sevmemizi gösteren filmler dizisi bunlar. Amerika bu filmlerle çok avunuyor Çok seviyorlar böyle filmleri. Hmm. Yani... E, yaldı filmin başlaması ile bitmesi arasında hani karakter eğrisi nasıl evriliyor diye sorduğun zaman hani Hawk'un çabalarıyla, özeniyle, iyiliğiyle değiştirilen bir kadın görüyor muyuz? Aslında çok az değişiyor. Evet. Çok çok az değişiyor. Ama Hawk hiçbir zaman taviz vermiyor aslında. Oradaki olayda bile gece geceursün evet. bile artık ben belirli bir yaşa geldim. Sizden Hı -hı. izin almak istemiyorum diyor ve arabayı tabii, durduruyor tabii, anahtarı tabii. da alıp dışarı çıkıyor. Bunu yapabiliyor yani o duruşu da biraz etkili olduğunu düşünüyorum ben. Tabii. Çok kişilikli bir duruşu var bütün film boyunca. Ee, o hiçbir zaman sınıfsal olarak da dediğim gibi yalakalık, dalgavukluk hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir zaman yok. <laughs> Eleştiriyor, evet. eleştirebiliyor, karşısına geçebiliyor, bir eşit evet. ilişkisi kurabiliyor. O açıdan da bence önemli. Hı -hı. Ee... Biz izleyicilerimize söz vermiştik. Bir Morgan Freeman oyunculuktan bahsedeceğiz, bir de Hans Zimmer'ın müziğinden bahsedeceğiz. Hans Zimmer'ın müziğine eğer gelecek olursak birazcık açalım <laughs> ikilinin açlığını. Bruce Beresford George Delury ile çalışmak istemiş. Hmm. Ee, ama ona ısrarla ya genç bir Alman besteci var, onunla çalış demişler. Şimdi tabii böyle söyleyince e, neredeyse Hollywood'la özdeşleşen isimlerden Hans Zimmer'ın o dönemde genç Alman besteci muamelesi gördüğünü ilginç geliyor. Galiba Hans Zimmer sonradan biraz e, abarttı bu Hollywood tipi müzik meselesini. Bu filmde çok daha kontrollü, e, daha filmin e, atmosferine uygun, biraz daha yumuşak bir müzik yaptığını düşünüyorum. Ya bence o bir şekilde dediğin gibi her yönetmenin istediğine göre müzik yaptığını düşünüyorum. Hı hı. Bunun özelliği o yıllarda synthesizer yeni e, yavaş yavaş yükseliyor. Bir müzisyen kapanıyor tek başına her şeyi yapabiliyor. Burada Hans hı hı. Zimmer başka hiçbir müzisyen kullanmadan bütün meseleyi de bütün filmin müziklerini yapmış, bestelmiş ve teslim etmiş. Evet. Öyle bir şey var ve filmin ruhuna da uyuyor. Ben o yüzden beğenmiştim. Hans Zimmer yani şimdi çok daha aksiyonlarda, süper kahraman filmlerinde tabii, tabii. gördüğümüz bir isim. Filmin duygusunu veriyor. Görüntü yönetmeni Peter James'i de ben altını çizmek istiyorum. Hı. O da çok iyi bir iş çıkarmış. Özellikle evet. iç mekanlarda evin karanlığı ve dışarıdan gelen ışık sahnelerinde çok iyi. Hı hı. Oraları çok iyi kurmuş. Yani Bütün filmin görüntü yönetmenliğini çok beğendim. Bruce Beresford Oscar adayı olamayınca kendisine sorulmuş. Ya siz film en iyi film aldığı bir sürü dalda Oscar adayı oldu. Siz aday gösterilmediniz demiş. O da demiş ki çok hak veriyorum demiş. Filmde yönetmenlikle ilgili çok büyük bir şey yok. Müthiş iyi bir senaryo var. Ben sadece kamerayı kurdum ve çektim demiş. Tabii çok mütevazi bir açıklama. Evet. Ama hakikaten iyi yönetmenlik. Tesadüf değil. Hı -hı. Siz yani bir yönettiğiniz filmlerdeki oyuncuların Oscar aday olması, Oscar kazanması bunlar tesadüf değildir. Tabii. Yani siz oyuncuya iyi bir alan açmazsanız Oyunculuk enstrümanını en iyi şekilde kullanacak yapıyı kurmazsanız olmazmışlar. Yani burada adam hakikaten çok sade bir şekilde tümüyle kamerasını kendisini, her şeyini unutturmuş o iki karakteri bizi öyle iyi göstermiş ki en ufak bir göz hareketi bile Jessica Tandy'nin yaptığı küçük bir göz hareketi bile bizim için önemli hale gelebiliyor. Hı hı. Yani Morgan Freeman'ın vücudunu kullanması mesela yani ya. öyle bir kendisine öyle bir yürüyüş şekli vermiş ki mesela evet, evet. yani kendisi lastiki vücudu olan çok o dönemlerde özellikle vücudunu çok iyi kullanabilir. Ama öyle bir vücut şekli vermiş ki kendisine mesela harika. Jessica Tendi'nin böyle aralarındaki oyunlar böyle küçük hareketlere vücut diline falan bağlı. Bir bakış bile çok önemli. Ya yani bunlar bence Bruce Beresford'un başarıları biraz da. Evet. Oyuncular, oyuncuları o alanı açmak. Tabii. Hı -hı. Ama Morgan Freeman zaten sahnede de canlandırdığı için çok aşina karaktere. Yani artık onu ediven gibi üzerine giymiş. Bir de tabii epey bir şey var. Aksan çalışmış olması lazım, güneyli aksanı. Yine o çevreden gelen birisi için beden dilini gerçekten dönüştürmesi gerekiyor. Yani bilemiyorum tabii ne kadar bunlar gerçekçi, ne kadar bilimsel ama... yani izleyicinin de o yönde bir beklentisi var. Böyle davranır, böyle eğilir, böyle e, konuşur, böyle güler. Şöyle ellerini birbirine çarpar, böyle mizah yapar. Yani Morgan Freeman'ı o rolde görür görmez hiç çadırgamamak gerçekten büyük bir başarı yani. Bu adam o adamdır. Hulk bu adamdır diyoruz. Şimdi olsa biraz böyle Morgan Freeman şeyi var e, gözümüzün önünde. E, klasiği var. Çok Ama o dönemde o kadar tanınmış da değil ne beklediğimiz de bilmediğimiz e, bir oyuncuydu. Yani inanılmaz uygundur rolüne. Yani. Hiç, hiç hiç yadırgamadığımız bir şey. Çok çok inandırıcıydı. Evet ikisi de çok iyiydi. Bir de bir şey söylemeyi de unuttuk. Gelini Florin karakteri üzerinden de sürekli olarak o bölgedeki Yahudilerin katolikleşme sürecini veya Hristiyanlara yaklaşma sürecini hep eleştiriyor Miss Tabii. Ee, ve onların mesela Noel'i kutlamasından hiç hoşlanmıyor. <laughs> ve Alfred Uhri diyor ki ama bir söylesinde bu ben bunu uydurmadım diyor. <laughs> ee, Georgia Atlanta'da yaşayan birçok Yahudi Oradaki beyaz cemaate uyum sağlamak için Noel'i kutluyorlar diyor. <laughs> ve işte oradaki o çatışma aslında gelini Florin'le olan çatışması ki Florin daha sonra cumhuriyetçilerle çalışmaya başlıyor biliyorsun. <laughs> Finalde öyle bir şey söylüyor ve ondan evet. da hiç hoşlanmıyor. Evet. E, o Ondan da o süreçten de rahatsız. Öyle evet. bir misli öyle bir meselesi de var. O gelini Florin'le arasındaki çekişmeler, evet. o uyum sağlamaya çalışan ve kültürel olarak da artık biz kaybolup gidelim burada. Diyenlerden birisi. Ama Tabii. biz hayır ben geleneklerimle birlikte var olmak istiyorum. Noel'i de kutlamayacağım. Israrla bu bir Noel armağanı dediği sahne var mesela. <laughs> evet. Özellikle. <laughs> evet. Ee, şimdi dedim ya yani din, ırk ve sınıf meselesi bu metnin içine incelikleriyle yerleştirilmiş. Yani sürekli havraya giden bir kadından söz ediyoruz ve gelmeyen gelininden. Gelini belli ki Yahudi olmaktan rahatsız. Yani bir şekilde e, azınlıklaştırılmak istemiyor ve e, doğal olarak e, yani geniş çevreye e, herhalde o devrin yüksek sosyetesine uyum sağlamak istiyor. E, o yüzden de e, mesela çok abartılı Noel süslemeleri yapıyor görüyoruz. E, Bayan Tendi için yani bu bir alay konusu kendi şeyinden, kökeninden, kendi kültüründen uzaklaşıp bir taklide dönme hali var. O taklitçiliği eleştiriyor aslında. Yani onun eleştirisinin kökeninde o var. Biraz patetik buluyor bence gelinini. Evet onu çok iyi anlatıyor bence. Çok, çok incelikli bir şekilde gelinin hakikaten de o şekilde senin bütün bu anlattıklarını çok güzel anlatıyor. Görsel tabii, olarak tabii. anlattığını düşünüyorum. Tabii ben. görsel olarak evet, anlatıyor. Bir sahnede de işte neden Martin Luther King'in söylesine gelmeyeceğini açıklarken oğlu, Hmm. neden gelmeyeceğini açıklarken onu çok güzel anlatıyor. Neden? Çünkü ben bu cemaatten kopamam diyor. Tabii. Bunlarla ilişkim var diyor, ticari ilişkim var evet. diyor. Benle dalga geçerler diyor. Ben buradaki beyazlardan beni bu kadar uzak duramam ben diyor. Yani çok Tabii. net bir şekilde Tabii. evet kalbim sizinle demeye getiriyor. Evet. O sahneyi Rus Beresford öyle bir çekmiş ki daha önce hiç yapma, Hiçbir sahneyi çekmedi gibi aynaları kullanarak çekmiş. Hmm. Oradaki o parçalanmayı çok ilginç kadrajları var o sahnenin, o konuşma sahnesinin. Filmin diğerinden çok rahat ayırt edebiliriz. Çünkü o sahnede gerçekten oradaki Dan Aykroyd'un oynadığı karakterin bir parçalanması var. Bir iç var. Evet. Uy uyması gereken bir şey var. Orada o hep o karakteri çok seviyoruz aslında İlk başından beri onun oynadığı e, oğlun Buli evet, tabii. Evet, Bully evet, çok seviyoruz. <laughs> Ama oradaki o sahneyi öyle çekmesi bence çok iyi olmuş. Evet. Yani bu limonden bir adam. Evet. Yani para kazanmak, işini yürütmek, bunun içinde ne gerekirse onu yapmak istiyor. Ee, gerisiyle de çok çok ilgilenmiyor. Yani ne e, kültürüyle çok yakın bir bağı var... Ee, ne diniyle ama yaşadığı ortama uyum sağlamak istiyor. Yani ticaret kafası var öyle diyelim. Bu arada Dan Aykroyd da Croda e, en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday gösterilmişti Oscar'a buradaki performansıyla, evet. değil mi? E, yani o da çok iyi bir oyun çıkarıyor. E, yani Bully'nin mesela hokla e, şeyi de hukuku da çok daha ilginç. Annesiyle ilişkisi de öyle. Herkesi idare eden bir adam ve o idarecilik onun eşini de öyle seçmesine neden olmuş. Ve onlar e, yükselmekte olan e, şey, Güney Yahudi Burjuvasisini temsil ediyorlar. Dolayısıyla orada bizim filmde e, fiziksel olarak neredeyse hiç görmediğimiz, hiç karşımıza çıkmayan bir e, üst orta sınıf beyaz egemenliği var. Kim onlar, ne yaparlar bilmiyoruz ama bizim izlediğimiz bütün karakterlerin onların altında yer aldığını anlıyoruz. Evet işte. Aslında muhatap olduğumuz e, tek e, hani oraya mensup bile olmayan kişi polis. O da zaten başka bir eyalette. Evet ama işte bunu anlatıyor film. Onları evet, hiç göstermeden anladım. yani. Green Book'ta sürekli gösteriliyor onlar. Burada hiç göstermeden hissediyoruz onların varlığını. Evet, evet, evet. <laughs> yani ben zaten bu iki filmi kıyaslamayacağım. Evet. Ee, yani şöyle ki çok yakın zamanda ikisini birden izledikten sonra e, yani Green Book'un e, Bayan Daisy'nin şoförle kıyaslamasının haksızlık olduğunu düşüneceğim. Gerçekten. Evet. Bu filmde bambaşka bir incelik var. Evet. Ha, gene tabii sorun yok demiyorum. Epey bir sorun var. Fakat ne yapalım hani bunun da yaratıcıları tas tamam e, yani o e, üst çizgiye yaklaşmakta olan kişiler diye düşünebiliriz. Evet. Onların da tepesinde e, bir şey var. E, yapımcıların değil, yapımcılar da çünkü e, sonuçta e, e, WASP değiller Amerika'da. White Anglo-Saxon Protestant dediğimiz Beyaz Anglo-Saxon Protestan değiller. Yani yönetici sınıftan değiller ama ticaretle uğraşanlar biraz bullionlar. Evet ben bunları kendi başıma keşfettiğimi söylemem. Senin yaptığın okumayı Hı. aslında daha farklı bir okuma. Ben daha böyle hani daha farklı bir yerden, daha saf bir yerden de baktığım zaman o dönem için iyi bir film olarak, özellikle 89 Hı. için önemli bir film olarak görüyorum. Bir de iklimleri kullanması da çok bence başarılı. Yani hmm. 25 yılda geçiyor ya film. 1898'de evet. e başlıyor aşağı yukarı. Evet. 73'te sona eriyor. Hmm. Hem o değişimi çok güzel gösteriyor. Değişimi çok güzel gösteriyor. Karı, baharı, yazı, hmm. sıcağı. Bütün o hayatı, o 25 yıllık süreci arka planda çok güzel anlatıyor. Hem toplum değişiyor. İşte hmm. fabrikanın değişimini görüyoruz. Evet. Bir sürü şeyin, arabalar değişiyor. O değişim sürecini de görsel olarak çok iyi anlattığını düşünüyorum. Evet. Yani filmin birçok erdemi var. Dolayısıyla aradan 30 yıl geçtikten sonra bir kez daha izlemiş ve değerlendirmiş olmak da kıymetli. O zaman izleyicilerimize artık veda etme zamanı geldi. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir sonraki programda buluşmak üzere.